arkasında sıraya girmiş olan Tavşan Birliği sporlu futbolcular oyun alanına geliyorlar. Futbol şehitlerini bir kez daha anıyoruz değerli seyirciler. Muzaffer Badaloğlu, Mete Adanır, teknik direktör Nuri Hasan ve Zoran Tomic hayatını kaybedenler arasında. Tabii ki otobüsün şoförü Asım Özkan'ı da göz ardı edemeyiz bu isimler arasında. Az önce izlemiş olduğunuz görüntülerde Samsun Spor taraftarının yaptığı muhteşem koreografiye şahit oldunuz. Bu koreografinin anlamı oldukça büyüktür. Samsun Spor 1927 yılında kurulmuştur. Profesyonel liglere ilk adımı 1965 yılında olmuştur. Maçlarını 16.000 kapasiteli 19 Mayıs Stadyumu'nda yapmaktadır. Samsun Spor Kulübü'nün en etkin taraftar grubu Şirinler'dir. Samsun Spor şu anda 1. Lig'de mücadele etmektedir. Ancak bundan yaklaşık 27 yıl önce Malatya Spor maçına giden kafilenin karıştığı kaza sonucu 5 kişi hayatını kaybetmişti. Türk futbolunun acı günlerinden biri olan 20 Ocak 1989 tarihinde Malatya Spor ile oynayacağı Türkiye 1. Futbol Ligi karşılaşması için bu kente giden Samsun Spor takımı sabah saat 9.30 sularında Amasya'nın Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışması sonucu kafileyi taşıyan otobüs uçuruma yuvarlanmış ve olay yerinde inanılmaz bir can pazarı yaşanmıştı. Samsun Spor'un kazazedelerine ilk yardımı hemen geriden gelen ve Diyarbakır Spor deplasmanına gitmekte olan Çarşamba Spor kafilesi yapmıştır. Çarşamba Sporlu yönetici, futbolcu ve görevliler kazaya uğrayan Samsun Sporluları tek tek otobüsten çıkartıp Havza Devlet Hastanesi'ne taşıyıp kan vermişlerdir. Samsun Spor 3 oyuncusunu, teknik direktörünü ve şoförünü kaybetmişti. Kazada Samsun Spor Teknik Direktörü Nuri Hasan, futbolcular Muzaffer Badaloğlu ve Mete Adanır ile otobüs şoförü Asım Özkan olay yerinde, futbolcu Zoran Tomic ise Yugoslavya'da 6 ay komada kaldıktan sonra vefat etti. Bu kazada hayatta kalan birçok oyuncu ve kafile üyesi de ciddi şekilde yaralanmış veya sakat kalmıştı. Kazanın ardından siyaset ve spor hayatının öne çıkan kişilerinden Samsun Spor'a başsağlığı dilekleri gelmiştir. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Başbakan Turgut Özal, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Yıldırım Akbulut, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Hasan Celal Güzel, Sosyal Demokrat Halkçı Parti Genel Başkanı Erdal İnönü, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel, Trabzonspor Başkanı Masar Afacan ve Malatya Spor Başkanı Metin Çağlayan bu kişilerden bazılarıdır. Yaşanmış bu acı olaydan sonra birçok büyük kulüp Samsun Spor'a yardımlarda bulunmuştur. Samsun Spor'un eski futbolcusu, top kapma ve karambolden top çıkarma becerisi nedeniyle kırk ayak olarak alınan Emin Kar, 20 Ocak faciasında ise belden aşağısı sakat kalmış ve futbol hayatı sonlanmıştır. 22 Temmuz 2012, 21 Ekim 2014 tarihleri arasında başkanlık yapan Emin Kar, 7 Ekim 2014 tarihinde ise kendisine karşı gerçekleştirilen kişisel saldırıları gerekçe göstererek istifa edeceğini açıklamış ve 21 Ekim günü de yönetim kuruluna istifa mektubunu vererek resmen başkanlıktan ayrılmıştır. Trafik kazasından dolayı Samsun Spor 1988-1989 sezonuna devam edememişti. Sezonun sonuna dek tüm maçlarda hükmen 3-0 mağlup sayıldı. Ancak federasyon tarafından sağlanan özel statüyle ligde bırakıldı ve o sezon ligin onur şampiyonu ilan edildi. Bir süre sonra Samsun Spor, kırmızı ve beyaz olan renklerine, kaybettiği isimlerin anısına siyah rengini de eklemişti. Samsun Sporlu yazar Mehmet Yılmaz'ın Samsun Spor Kırmızı Beyaz Siyah isimli kitabının bir kısmında 20 Ocak faciası anlatılmaktadır. Yaşanmış bu acı kaza, Samsun Spor'u acayip şekilde yıpratmış ve sonraki sene ligde tutunamayıp kulüp küme düşmüştür. Bu olay, Türk futbol tarihinde hatırladıkça insanın içini acıtan bir olay olarak literatürlere geçmiştir. Kazada hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkürler. Daha fazla bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız like tuşuna basmayı ihmal etmeyiniz. Ayrıca resimlerin üzerine geldiğinde çıkan linklerden diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.